Tapon programından herkese merhabalar. Her hafta belirli konularda ilk 10 sıralaması yaptığımız programımızda bu hafta Almanya'nın baskın takımı Bayern Münih'in en golcü 10 oyuncusunu sıralamaya çalışacağım. Bayern Münih bilindiği gibi Bundesliga'da kazandığı 33 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım konumunda. Ayrıca kazandıkları 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda es geçmemek gerekiyor. Yani hem kendiliklerinde hem de Avrupa'da ciddi başarıları olan bir takım Bayern Münih. Böyle bir kulübün tarihinde de tabii ki çok ciddi golcüler yer aldı. Ben bu hafta attıkları gol sayılarına göre bu oyuncuları sıralayacağım. 10 numarada karşımıza Claudio Pizarro çıkıyor. Peru'nun yetiştirdiği yetenekli santrofor Werder Bremen'deki etkili performansıyla Bayern'in dikkatini çekmeyi başardı. Ve Münih ekibi Pizarro'yu 2001 yılında kadrosuna kattı. 6 yıl bu takımda forma giydikten sonra 2007 yılında takımdan ayrıldı. Ama 2012'de tekrardan Bayern takımına döndü. Bu iki periyotta toplamda 9 yıl Bayern Münih takımına hizmet etti. Toplamda da 6 Almanya şampiyonluğu bir şampiyonlar ligi kazanılmasında pay sahibi oldu. Pizarro hem sol hem de sağ ayağını kullanabilen o dönemin önemli santroforlarından biriydi. Ayrıca ceza sahası dışından da şut çekebildiği için tam bir santrofor olarak nitelendiriliyordu. Bu oyunun sonucunda da bu takımın formasıyla 125 gol atmayı başardı ve listeye son sıradan giriş yaptı. 9 numarada ise Elber var. Elber'de şu gösterdiği inanılmaz ötesi skorerlik sonucunda Bayern yönetiminin dikkatini çekmişti. Ve 1997 yılında Bayern yönetimi Brezilyalı yıldızı kadrosuna kazandırdı. 6 yıl boyunca bu kulübe hizmet veren Elber, her noktadan çektiği şutlarla rakip kalecilere zor anlar yaşatıyordu. Ama özellikle 2001 yılında Pizarro'nun gelmesiyle oyunu farklı bir noktaya ulaştı. Bu ikili yakaladıkları uyum sayesinde Bayern'in hücum yükünü çekmeyi başardılar. Hatta şunu da söylemek lazım, ikisinin birlikte oynadığı dönemde Pizarro daha çok ikinci forvet gibi oynuyordu. Elber de kendisine hazırlanan pozisyonları harika şekilde değerlendiriyordu. Bu değerlendirmeler sonucunda sadece 6 yılda 139 gol atmayı başardı. Attığı bu goller sayesinde de 4 Almanya şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de Bundesliga'da gol krallığı kazandı. 8 numara Arjen Robben. Aslında pek çok defans oyuncusu Robben'in belirli bir bölgeye geldikten sonra neler yapacağını biliyordu. Ama buna rağmen onu durduramıyorlardı. Eski Hollanda milli takımı oyuncusu 2009-2019 yılları arasında Bayern'e hizmet verdi. Özellikle sağ ayağıyla kestiği ortalarla yaptığı asistler ya da sol ayağıyla kalenin uzak köşesine attığı golleri sık sık gördük. Bu oyunuyla birlikte Bayern'de geçirdiği 10 yıllık periyotta 8 Almanya şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2012-2013 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğu getiren golü atmayı da başardı. Ribery ile yakaladıkları uyum sayesinde Bayern yıllarca kanatlarda problem yaşamadı. Lafı gelmişken şunu da söylemek lazım. Ribery de listede 11. sırada yer alıyor. Robben gösterdiği performansla sadece Bayern veya Almanya taraftarının değil tüm dünyanın takdirini kazandı. Bu 10 yıllık sürede de kanat oyuncusu olmasına rağmen 144 gol attı. 7. sırada biraz daha eskilere gidiyoruz ve karşımıza Dieter Hones çıkıyor. Dediğim gibi Bayern çok uzun yıllardır Almanya'da dominant takım olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Hones de o dönemlerdeki etkili futbolculardan biriydi. 1979 yazında Stuttgart'tan transfer olan oyuncu 16 gol atarak Bayern'i 1979-1980 şampiyonluğuna taşıdı. Özellikle hava toplarında güçlü olan Hones 1980'lerde toplamda 5 Bundesliga şampiyonluğu kazandı. Bayern'in tekrar Bundesliga şampiyonu olmasına ve Avrupa Kupası finaline çıkmasına yardımcı olduğu 86-87 sezonundan sonra emekli oldu. Bayern'de geçirdiği süre boyunca da 145 gol attı. Altıncı sırada Roland Wolfhard var. Roland'ın hikayesi aslında biraz daha farklı diyebiliriz. Bundesliga 2'de yer alan Duisburg'da o kadar çok dikkat çekti ki Bayern onu kadrosuna almak istedi. Roland neredeyse her sezon Bayern'de ikinci plandaki forvet gibi gözüküyordu. Çünkü Bayern her sezon Roland'ın yanına bir forvet alıyordu. Ama Roland gösterdiği dayanıklılıkla ve performansla 9 yıl boyunca bu kulübe hizmet etti. Ve attığı 155 golle kulüp tarihinin en golcü 6. oyuncusu olmayı başardı. 5. sırada ise Rainer Olhauser karşımıza çıkıyor. 1961 yılında Bayern'e gelen Rainer 9 yıl bu takımın santrofor olarak görev yaptı. Bu dönemde yalnızca bir şampiyonluk yaşayabildi. Çünkü aslında 1970'ler öncesinde Bayern Almanya'da bu kadar baskın bir ekip değildi. Rainer de bu dönemlerde gösterdiği performansla çok fazla şampiyonluk yaşayamış olsa da 167 golle Bayern tarihinin en golcü 5. oyuncusu olmayı başardı. 4 numarada Alman futbolunun önemli efsanelerinden Karl-Heinz Rummenigge var. Rummenigge 1974 senesinde kariyerinin başlarındayken bu takıma geldi. Aslında ilk başta forvet arkası ve kanat olarak görev yapıyordu ama Gerd Müller takımdan ayrıldıktan sonra Santrofor'a geçti. 10 yıl boyunca bu kulübe hizmet veren isim 2 şampiyon kulüpler kupası kazandı. Ayrıca gösterdiği performansla 1980 ve 1981 yıllarında Avrupa'da yılın oyuncusu seçilmeyi başardı. Attığı 217 golle de hem Bayern Münih hem de Almanya'nın önemli futbolcularından biri oldu. Ayrıca 2004'te Pelin'in seçtiği yaşayan en iyi 125 oyuncu listesine girmeyi de başardı. 3 numara Thomas Müller. 2004 yılında yalnızca 11 yaşındayken bu kulübün altyapısına geldi. Ve 2009 yılında az takıma çıktığı Bayern'de şu anda da forma giymeye devam ediyor. Bu dönemde genelde forvet arkasında yer alan Alman oyuncu hep skorer forvetlerle oynamasına rağmen şu ana kadar 237 gol atmayı başardı. Ayrıca oynadığı istikrarlı oyunla 12 Almanya şampiyonluğu, iki kere de Şampiyonlar Ligi kazandı. Hücumda ve oyun içinde gösterdiği pozisyon bilgisiyle de şu anda da izleyenlerin takdirini kazanmayı başarıyor. 2 numara Robert Lewandowski. Son yıllarda izlediğimiz en büyük bitiricilerden olan Polonyalı forvet önce Dortmund'da, sonra Bayern'de gösterdiği performansla açıkçası 10 yıllık döneme Almanya'da damga vurdu diyebiliriz. 9 dakikada attığı 5 golle dünya futbol tarihinde kırılması imkansız bir rekora imza attı attığı gollerle Dortmund'un 2, Bayern'in 8 şampiyonluğu kazanmasında etkin rol oynadı. Ayrıca 2020 senesinde Bayern ile Şampiyonlar Ligi kazanmayı da başardı. Bu kadar komple bir santofor olarak da Bayern formasıyla 344 gol atmayı başardı. Bu gol sayısıyla da listede 2. sırada yer alabildi. Ve 1 numara Gert Müller. Dünyanın gördüğü en büyük forvetlerden biri olan Gert Müller özellikle 1960-1970 arasında hem Bayern'in hem de Batı Almanya'nın en önemli silahıydı. 15 yıl boyunca bu takımda görev alan Müller toplamda 523 gol attı ve kırılması çok zor bir sayıya ulaştı. Şu an ayrıca Bundesliga'nın da en çok gol atan oyuncusu konumunda. Yakın zamanda da herhangi bir oyuncunun bu rekoru kırması çok mümkün gözükmüyor. Bayern'in 3 kez Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmasında çok önemli rol oynadı. Almanya'nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak anılan Gerd Müller 2015 yılında Alzheimer hastalığına yakalandı ve maalesef 2021 yılında hayata veda etti.